hayırlısıyla sağlıkla, sıhhatle bitirmiş olmanın haklı hazzını, gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Ne kadar şükretsek azdır. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü gerçekten sizler bizlere inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Başlatmış olduğumuz bir projenin 8.'sini uyguluyor olmak, bitiriyor olmak hem süre anlamında hem güvenin devamı anlamında son derece önemli. Göreve başladığımız zaman 2004 yılında bileceğimizde birçok alandaki eksiklikler, aksaklıklara yanında maalesef çocuklarımızın spor noktasında, etkinlik noktasında da birçok eksiklikleri vardı. Hatta bazı şeyleri Yaşar hocamın ifade ettiği gibi hayal dahi edemiyordu. Neden? Bilecik il bünyesinde çocuklarımızın sağlıkla yüzebileceği havuz yoktu. Özel işletmecilerin yapmış olduğu havuzlar vardı sağ olsun, onları kullanıyorlardı ama belediye tarafından, devletimiz tarafından yapılanları da kullanabilecek durumda ve konumda bırakmamışız. Yola çıktığımızda 2006 yılında ilk defa çocuklarımızın yaz günlerini nasıl değerlendirebiliriz? Onlara ne tür aktivitelerle katkı sağlayabiliriz? Hem eğlensinler, hem dinlensinler, hem de bir şeyler öğrensinler anlayışıyla yola çıktık ve Allah'a çok şükür bugün hep birlikte daha iyiye, daha güzel ediyoruz. 8.'sini yavrularımızın, belki ilk başlayan yavrularımız bugün genç delikanlı oldu, hanım kız oldular. Bugün onların yerlerini siz değerli velilerimizin, çok kıymetli yavruları, çocuklarımız aldı. Biz de sizlere ve yavrularımıza bu tür hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Bilecik Belediye Başkanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren odak noktada insan var. Çünkü biz insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinin doğduğu topraklarda yaşıyoruz. Ve insanımızı daha iyi, daha müreffeh, daha güzel bir ortamda yaşatabilmenin, hizmet sunabilmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Allah'a çok şükürler olsun. Bunu da bir nebze de olsun gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. İşte tesisler baktığımızda hizmeti sunduğumuz tüm tesisleri yeni yaptık. Görüyorsunuz aşağıdaki yüzme havuzumuzu, aqua parkıyla birlikte eskisini de yeniledik. Yeni de ilavelerle çocuklarımızın, insanımızın yaz günlerinde Antalya'ya, deniz kenarlarına gidemeyen insanımızı rahatlatacak küçük de olsa bir imkan hazırladık. Yine işte kültür kongre merkezimiz, böyle bir etkinlik alanımız yoktu. Bugün işte hava dışarıda soğuk. Eğer bunu yapmasaydık böyle bir etkinlik yapma şansımız yok. Bunu gerçekleştirdik. Tenis kortundan futbol sahalarına varıncaya kadar her noktada Bilecik olarak el ele, gönül gönüle verdik. Güzel tesisleri ortaya koyduk. Peki bu ilklerin şehri, kuruluş ve kurtuluşun beşiği diyoruz. Bilecik için yapılan bu hizmetler yeterli mi? Yapılan bu eserler yeterli mi? Tabii ki hayır. Burada yaşayan herkes, bu topraklar hizmetin en güzelini, en iyisini ve birinci sınıfını hak ediyor. Onun çabası ve gayreti içerisindeyiz. En büyük hedefimiz şu böyle gözünün içine baktığımızda yüreğimizin yağı eriyen biricik yavrularımıza çok güzel bir dünya, çok güzel bir Türkiye, çok güzel bir Bilecik bırakma çabası ve gayreti içerisindeyiz. Heyecanımız bu. Onun için
Yaptıklarımız mutlaka çok önemli, çok gurur verici, çok keyif verici. Ama emin olun, Bilecik olarak gelecek zaman dilimi içerisinde yapacaklarımız daha da güzel olacak, daha da iyi olacak. Zaten tekamül olmazsa gelişme olmaz, ilerleme olmaz. Önce videoda izledik aslında. Kelimelerden daha çok şeyi bize video anlattı. 2006 yılında bu yolculuğa başlarken Sayın Başkanımız Selim Yağcı gençleri ve sporcuları, çocukları çok seven bir insan. Biz bir araya geldiğimiz zaman demiştik ki Yeşer, işte gençlerimiz için, çocuklarımız için ne yapabiliriz? Biz de demiştik ki Sayın Başkanım, onlara bilgisayar başında, evdeki televizyon başından kurtarmak için, onları harekete geçirebilmek için tesislere ihtiyacımız var. O zaman da başkanımız bize bir şeyler söylüyordu. Bize tabii anlattıkları uzay gibi geliyordu. Ama bugün bir kapanış törenini kültür merkezinde yapmak bile imkansız gibi gözülürken bugün buradayız. Demek ki onun bize kazandırmış olduğu tesislerle birlikte, bize verdiği, sağladığı imkanlarla birlikte çok güzel şeyler yapıyoruz. Biraz önce videoda da izledik. İnşallah sizler de bizlere inanıyorsunuz, güveniyorsunuz, çocuklarınıza emanet ediyorsunuz. Onlar bizim için çok değerli. Evet, sizler kadar değerli. Onlara bir şey öğretmek, onları spora alıştırabilmek. Belki ileride iyi bir sporcu olamayabilirler. Hedefimiz belki bu değil. Ama en azından spor sever olabilirler, sağlıklı bir yaşam olabilir onlar için gelecekte. Bunları sağlamak bizim için çok önemli. Bunları sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Kayıt döneminden itibaren gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Ufak tefek hatalarımız olduysa kusura bakmayın. Ama inanın arkadaşlarımız, bir evlat şefkatiyle bütün hocalarımız çok değerli vakitlerini onlara ayırıyorlar. Onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. İnanın buna. Başarılı sporcular haline gelirler. Şimdi bir saniye